Ben Mehmet Şahin. Beni babaannem büyüttü aslında. Babamın zoruyla aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Mutfak derslere başladığı lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım fark ettim. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım. Abi bak bir tane kemik suyu var. Ya, tamam gönderiyorum tamam. Evde hala bir pancar, bir tarta, bir de ben bir şey yapıyorum. Bayağı bir finansman hesabında kitap tamam aç şimdi ya. Ben bugün aşçı olduysam babamın sayesinde oldum. 7-8 yaşlarında pilav yapmaya başladım. Turizm otelcilik, aşçılık ve gastronomi okudum. Ardından da genç yaşta bir şef oldum. İzmir doğumluyum. Bir kız kardeşim var. Esnaf baba ve memur bir anne çocuğuyum. Çocukluğum sokaklarda geçti aslında. Hani esnafların arasında diyeyim ya da ne bileyim sokaktaki yemeklerle, sokaktaki eğlencelerle, sokaktaki geçmişle, geçmiş hikayelerle geçti. Beni babaannem büyüttü aslında. Şu an olduğum hayatımdaki akışı biraz da babaanneme borçluyum. Çünkü annem şehir dışında ya da ne bileyim iş hayatından kaynaklı farklı yerlerde, babam aynı şekil işine farklı odaklarda. Yaş küçük olunca tutunabilecek kişi babaanne oluyor. Babaanneyle farklı bir kültürde büyüyorsunuz. Şimdi şöyle, benim çocukluğum hep tarihle geçti. Bende tarih tutkusu çok yoğundur. Çok tarih seven bir insanım. Arkeoloji tutkunluğum var. Hep ilgi alanlarım çok farklı yere dağılırdı. Evden çok uzaklarda farklı şeyler yapayım, edeyim derken babamın zoruyla diyeyim aslında. Zoru demek çok güzel benim için çünkü bugün olduğum yerde babama borçluyum. Babamın zoruyla ben aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Ama okumadın, istediğin yeri tutturamadın. Bu olmaz. Sende yetenek var ve bunu yapmalısın. Bunun temelinde de şu dayanıyor, ben aslında geçmişimi o konuda bilmiyorum, bunu sonra öğrendim. Hani klasik bir aşçı tabiri vardı ya, çocukken yemek yapıyordum, şöyle yapmayı öğrendim. Evet, ben 7-8 yaşındayken pilavımı rahatça yapıyormuşum. Ama ben bunun farkında değilim bu arada. Mutfak derslere başladığı lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım fark ettim ciddi anlamda. Ama bu keyif almak şey değil, ben aşçı olacağım, yemek yapacağım değil. Hayır, ben yemek yemeyi öğrendim orada. Daha sonra dediğim gibi ben bu tutkuyu keşfettim, yoğunluğu hissiyatını keşfettim. Zaten artık akabinde turizm otelcilikten mezun oldum. Mezun olduğumda yine tembelliğimin olduğu dönemlere denk gelerek 2 yıllık bir ön lisans okudum. O dönemde de Pamukkale'ye gittim. Burada da aşçılığın nasıl işlediğini öğrenmekten ziyade aslında biraz gerçekçiliği öğrendim. Neyi elde edebiliriz, neyi elde edemeyiz? Hani neye sahip olunabilir, neye bakılabilir, yemekte ne kazanılmalı? Yani prensip ne olmalı işin özü? Ben ne yapmak istiyorum? Tamamen burada karar verdiğim sürece girdim. Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomiye devam ettim. Ben burada gıdayı nasıl kullanabileceğimi keşfettim. Tarihin altındaki gıdayı gördüm. Bu benim şu an işlediğim mutfak anlayışını ortaya çıkardı. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım. Yani biraz tuhaf gelecektir. Üniversiteden yeni mezun biri nasıl baş aşçılık yapar? Aslında şöyle, her zaman öğrenilecek bir yol vardır. Bu yolu benimsemeye başladım. Çeşitli şeflerle çalıştım. İşte çeşitli yerlere deneyim kazandım. Akabinde kendim bir yerde şeflik yaparak ilerlettim. Belli bir mutfak anlayışından ziyade bulunduğum toprağın, bulunduğum konumun yemeğini yapmayı seven bir aşçıya dönüştüm. İşte şu an Çanakkale'de bir yerdeyim. Burası Eceabat. Eceabat küçük bir köy aslında. Benim gözümde çok güzel alanlara sahip ama biraz da geçmiş esintisi olan bir köy ortamı olan bir yer. Eceabat'ta şöyle bir şey var, bilinmeyen çok fazla gıda var. Çok fazla çünkü toprak değişimi olmuş, farklı kültürler gelmiş geçmiş. Şu an günümüzde bilinmeyen yemekleri ben burada araştırıp işlemeye başladım. Mesela bakla keşke denilen bir yemek var. Geçmişte çok kullanılmış ama artık ne olduğu bilinmiyor. Kargaşayı seviyorum. Yani kaostan çıkan yemekler aslında çok hoşuma gidiyor. Kilit nokta bu. Abi bir tane kilit suyu var. Bir de
Yeni ürün çalışmasının temelinde dediğim gibi düşünce var, hayal gücü var, araştırma var. Ve bence buradaki en önemli şey şefin kendi yolunu izlerken ekibiyle beraber bir yol izleyebilmesi. Çünkü hiç ummadık fikirler o kadar çok etki bırakabiliyor ki yemeğe. Ya benim mutfak anlayışım bu aslında. Mutfakta hissettiğim aura bu. Ya girdiğim zaman ekibimin benden yüksek otoriteyle bir şey sağlamasını ya da bunu hissettirmesini beklemiyorum. Saygı zaten var, hiyerarşi zaten var. Ama aslında benim mutfağımda yemeğe ve gıdaya saygı var. Ve ben bunu seviyorum. Mutfağımdayız. Bugün size birkaç tane tarif vereceğim. İlk tarifim olarak çiğ köfte tartar yapacağız. Malzemelerim köftelik bulgur, biber salçası, domates salçası, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, limon, isot biberi, tarçın, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, tuz. Temel malzemelerim bunlardan oluşuyor. Şimdi kademe kademe giderek başlıyorum ürünü yapmaya. Önce temel malzeme köftelik bulgur. Yaklaşık olarak 6 yemek kaşığı köftelik bulgurla başlıyorum. Yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. 2 tatlı kaşığı, yani ortalama 1 yemek kaşığına değecek kadar domates salçası. Yine 1 tatlı kaşığı kadar soğan ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı soğanımı da ekledim. Yaklaşık olarak 1 çay kaşığına tekabül sarımsak ekliyorum, rendelenmiş. Baharatlarımı ekleyeceğim. 1 çay kaşığının 1/3 kadar tarçın ekliyorum. Tarçın burada çok güzel bir denge sağlıyor çiğ köfteye. Normalde atılan bir şey değil, tercih de edilmiyor ama güzel bir denge sağlayacaktır. Yine aynı şekilde 1 tatlı kaşığına yakın pul biber ekliyorum. Toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı kadar yine. Tuz önden bir miktar ekleyeceğim. Yoğururken aroma vermesini seviyorum. Ama daha son biraz daha bir tuz dokunuşu yapacağız ürüne. Burada da yine 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz koymamız ürüne yeterli olacaktır. 1 çay kaşığının yarısı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi önceden kesilmiş limonlarım var. Limonların çekirdekleri çıktı ama çekirdek çıkarken suyunu kaçırmamamız önemli. Yaklaşık yoğuracağımız bu miktara göre, ev ölçüsüne göre 2 dilim limonumuz işimizi görecektir. Yoğururken içinde olmasını istiyorum. Ama şöyle bir husus var. Limon kabuğuyla çok uzun süre yoğurduğumuz için aynı zamanda acılık da verebilir. Esen miktarda yoğurma yapıp ondan sonra kabukları çıkarmamız gerekiyor. Limonumuzu koyduk. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum ürüne. 1 tatlı kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Şimdi ürünü hızlandırmak adına, daha pratik yapmak için sıcak su ilave edeceğim. Ortalama 1 su bardağı sıcak suyum var. Hepsini yeme ihtimali çok yüksek ama kontrole gidilmesine fayda var. Şimdi ürünlerimi yoğurarak devam edeceğim. Biraz ürünün şişmesini ve yoğurulmasını sağlayacağım. Ortalama 15 dakikaya tekabül edecek bir yoğurum var. Yani şunu da şöyle söyleyebilirim. Esen miktarda ürün koyduğumuz için yoğurma süresi de bir o kadar hızlı ilerliyor aslında. Ama yoğurduktan sonra ortalama 1 saat kadar da bir dinlendirmeye tekabül ettireceğiz. Şimdi belirli miktar yoğurduktan sonra kalan sıcak suyumuzun içine
ortalama bir yemek kaşığı kadar isot ilave edeceğim. İsotta beklemiş sıcak suyla beraber ürünü tamamlamaya devam edeceğim. Bu şekilde isotun aromasını çiğ köfte daha sağlıklı alacaktır. Şimdi normalde çiğ köfte etli yapılan bir ürün. Aslında biz de burada etli yapıyoruz. Sadece yapım tekniklerini biraz değiştirdik. Eti sonradan asitte pişerek ilave edeceğiz. Aslında burada çiğ köfte geleneksel bir yemek. Kökeni de Anadolu toplumuna kadar dayanıyor. Çünkü çıkışın Mezopotamya olan bir yer. Burada çiğ köfteyi eski usul dövme tekniğiyle beraber asitlendirip tartar dediğimiz bir teknikle beraber birleştirerek servis ediyoruz. Yaklaşık olarak 20 dakika kadar yoğurduk. Artık ürün hemen hemen 1,5 katına çıktı. Şişti çünkü bulgur içinde. Şimdi ürünü dinlendirmeye alacağım. Diğer malzemelerin hazırını yaptıktan sonra ürünü tamamen birleştirip servise hazır hale getireceğim. Köftemiz dinlenirken tamamlayıcı ürünleri yapacağız. Şimdi köftenin tamamlayıcısı bonfile kullanıyoruz et olarak. Eti kesip asitte ve narenciyelerle yani portakal, greyfurt gibi ürünlerle birleştirerek servis ediyoruz aslında. Yapacağımız yemeğin mantalitesi tartar kavramı buradan geliyor. Şimdi önce sebzelerimi ayarlayarak başlayacağım ürüne. Kullandığım sebzelerde Charleston biberim 1 adet, kapya biberim 1 adet, 1 orta boy domates, 1 orta boy soğan yeterli olacak sebze için. Harici olarak greyfurt kullanıyorum. Portakal suyu ve greyfurt suyu karışımından yaklaşık olarak 2'şer yemek kaşığı ilave edeceğim. Zeytinyağı zaten sosunda olmazsa olmazım olacak. Yumuşak bir zeytinyağı bizim için sosta daha iyi olacaktır. O baskın tadı önleyecektir. Böylece aromalar daha ön plana çıkacaktır. Limon suyu, etin asiditesini dengelememek için de hardal kullanacağız. Bunlarla beraber yaptığımız bir karışımı ürünle birleştirip yani köftemizle birleştirip servis edeceğiz. Şimdi önce sebzeleri ayarlıyorum. Burada reçetede püf nokta bizim için sebzelerin fine sebze dediğimiz yani minimalize şekilde doğranması. En önemli unsurumuz bu. Bunları böyle minik minik doğrarken hem görsel açıdan bizim için işimize yarayan bir ürün oluyor. Hem de üründe yemek yerken çıtır bir hissiyat veriyor. Şimdi şöyle aslında bu reçete benim çiğ köfte sevgimden geliyor diyebilirim mantalite olarak. Çiğ köftenin temeli aslında yurt dışında hani Avrupa'da çok tüketilen steak tartar ürünüyle eşleşen bir ürün. Steak tartar dediğimiz ürün etin dövülmesi ya da etin belirli büyüklüklerde kesilip asitli ürünlerle ya da yakıcı maddelerle ısı işlem görmeden pişmesini sağlamak. Bunun için en güzel örneklerden biri zaten yumurta olarak kullanılıyor genelde. Bu tarz ürünlerle yapılan bir üründü. Ama zaten bunun kökene baktığınızda bu kök dayandığı yer Göbekli Tepe. Yani biz bunu uzun süredir yapıyoruz. Bizim toplumumuzda olan bir şey çiğ köfte. İlk çiğ köftenin ortaya çıkışı bile etin daha uzun şekilde muhafaza edilip saklanması ve bunun tüketime yönlendirilmesi olarak yapılan bir üründü. Bunlar birleştiği zaman da mantalitede çiğ köfte tartar gibi bir ürün ortaya çıktı. Devam ediyorum. Yine aynı büyüklükte kapya biberimi kesiyorum. Şimdi bütün sebzelerimi minik minik doğrayacağım. Hepsi aynı büyüklük ve aynı eşitlikte olacak. Şimdi tüm sebzeleri kestikten sonra bunları karıştırıp diğer ürünleri yapmaya devam edeceğiz. Tüm ürünleri olabildiğince minik ve eşit miktarda doğruyorum. Bu benim mutfaklarına bayağı sıklıkta kullandığım reçetedir. Misafirlerimizin de geri dönüşleri gayet keyifli oluyor bu konuda. Bu ürünü verirken aynı zamanda sosuyla servis edeceğiz. Sosuyla servis ettiğimiz zaman misafirlerimiz şöyle bir olay oluyor. Ürünle oynamayı seviyorlar. Çiğ köfte tartar da tam misafirlerin ürünle birebir oynayarak yemek yiyebilecekleri bir ürün aynı zamanda. Şimdi tüm malzemelerimizi karıştırıp ondan sonra kaldırıp et kısmına geçiyoruz. Şimdi bulguru
yaptık. İnce doğranmış sebzelerimizi hazırladık. Etimizi ince doğrayıp asit verici ve aroma verici maddelerimizle birleştirip daha sonra bir miktar dövüp servise hazır hale getiriyoruz ve sonra tüm ürünlerimizi birleştirerek sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Şimdi ince ince kestiğim bonfilelerim olacak. Burada bonfileyi mümkün olduğunca zedelemeden ama küçük küçük doğrayarak servis hazırlamamız lazım. Zaten belirli miktarda asit verici ürün ve narenciye gibi maddelerle birleştirdiğimizde ve döve döve işlediğimiz zaman et kendini bırakacak, dağılacak. Burada eti ezerken ama aynı zamanda eti tahrip etmeden bir kıvam aldırmamız lazım. Bonfile kullanmanın avantajı şu: bonfile yağsız bir et, yağ oranı olmayan bir et. Aynı zamanda yumuşak, dövülmeye müsait. Yani anında istediğiniz kıvamı şekillendirebilip oynatacağınız yumuşak bir et tipi. Bu sebeple halk dilinde de kara et olarak geçer zaten. Kara et genelde çiğ köftede kullanılan yağsız et anlamına gelir. Bunu kullanmamızda fayda var. Tabi alternatif olarak farklı etler değerlendirilebilir. Ama bonfile en sağlıklı sonuç aldığım üründür. Herhangi bir pişme ya da ısı işlemine tabi tutmuyoruz. Zaten ürün dediğim gibi belli başlı yakıcı maddeler, yani yakıcıdan kastettiğim asiditesi olan maddelerle birleştirdiği zaman kendi kendine pişmeye başlayacak. Ya kesinlikle çiğ et algısı olan bir ürün değil. Zaten bahsettiğimde çiğ köftenin çıkışına vurduğumda çiğ köftede eti uzun süre muhafaza etme amaçlı yapılan bir üründü. Baktığımızda da aslında ürünü uzun süre saklamak için kullanılan bir yöntem. Ortalama verdiğim reçeteye baktığımızda 100 gram kadar bir et işlemi tamamlamaya yetecektir. Damak tadına göre baharatlar değişebilir. Benim şu an kullandığım baharatım şu an elin önümde olan bir isotlu sosum olacak karıştırırken. Isot temel yakıcı maddesi. Isot dışında pul biber ya da ne bileyim kırmızı toz biber, paprika, çeşit çeşit baharatlarda kullanılabilir. Ama baktığınızda reçetenin orijinalliğine, yapıldığı malzemeye isot kullanmak en sağlıklı sonucu veriyor. Bunu havanımı alacağım. Diğer malzemeleri eklerken de dövmek için hazır hale getireceğim. Tamam, ürünü havanımı aldım. Şimdi diğer ürünlerimi karıştırarak devam edeceğim. Şimdi gerekli malzemelerden başlayarak söylüyorum size. Tatlı kaşığı ölçüsü bizim için daha sağlıklı olacaktır. Önce narenciye eklememiz lazım. Ben narenci olarak greyfurt ve portakal suyu kullanıyorum. Greyfurt'un asidisi daha yüksek ve o acı tadı çok güzel dengeleyecek. Portakal da bunu aslında yumuşatan tat olacak. Toplamda 4 tatlı kaşığı kadar greyfurt ve portakal suyu karışımı ilave ediyorum. Zaten ürüne asit değdiği anda belli miktarda etle pişme hissedilebiliyor. Burada greyfurt segmentlerim var. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki liflerini alarak sadece iç kısmında görünen ham dediğimiz o madde, yani ham madde olan lifleri almamızdır. Şöyle devam edeceğim. Ortalama 4 adet de greyfurt segment ilave ediyorum. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki beyazların alınmış saf lifli hali. Ürünümüzü ezmeye devam ediyoruz. Şimdi temel asit maddelerini koyduktan sonra kalan tüm maddeleri karıştırıp tüm malzemeleri ilave edip karıştıracağız. Şimdi diğer tamamlayıcım hardal. Hardaldan da bir tatlı kaşığı, tane de hardal olması önemli çünkü o çıtır dokuya ihtiyacımız var bu reçetede. Bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Şimdi burada isottan yaptığımız bir sos var. Bunda da aslında nar ekşisi, isot ve kırmızı meyvelerden oluşan bir sos yapıyoruz. Kırmızı meyveleri mevsimine göre kullanabilirsiniz. Bundan da bir tatlı kaşığı yine bizim için yeterlidir. Son olarak zeytinyağını ve limon suyunu ilave edeceğim. Ortalama bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da limon suyu olacak. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar eze eze etle diğer malzemeleri birleştirip daha sonra dinlendirip servis hazır hale getireceğiz. Etimizi de dövdük. Yani iyice ezdik ve istediğimiz kıvama getirdik. Şimdi önceden yoğurduğumuz bulgurumuzu, etimizi, doğradığımız sebzelerimizi
Ve belli başlı tamamlayıcı otlarımızla beraber birleştirip sunuma geçeceğiz. Öncelikli olarak yoğurduğumuz çiğ köfteyi bir yemek kaşığı kadar alsak bir porsiyon için ideal oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar çiğ köfteyi hafif toplayıp tabakta zaten yer edeceğiz. Aslında görsel olarak çok da önem vereceğiniz bir durum değil bu şu an. Hafif üstüne bastırıyoruz. Çünkü üstüne etlerimizi de tamamlayacağız. Havanda dövdüğümüz ezilmiş etlerimizi hafif üstündeki fazlalık suyunu alarak çiğ köftenin üzerine ilave ediyoruz. Burada dediğimiz aslında etli çiğ köftenin o damaktaki dokusunu hissetmiş olacağız yine. İnce ince doğradığımız sebzelerimizi etin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi sebzelerimizi ilave ettikten sonra elimizde bulunan otlarla, otların bir önemi yok ama roka gibi otlar, ben burada bebek roka kullanacağım. Roka gibi otlar acı bir tat verdiği için çiğ köftede çok güzel harmonize oluyor. Bebek rokalarımızı çiğ köftenin üzerine hafif gelecek şekilde dağıtıyorum. Zaten çiğ köftenin etli kısmında narenci aroması vermiştik. Buradan da tatlı meyvemsi bir tat elde edeceğiz. Bu bizim bebek bezelyemiz, yani mikrofilizimiz daha doğrusu, bezelye mikrofilizi. Bunlarla beraber ürünümüzü yeşillendireceğiz. Çiğ köfteye gerekli miktarda otlarımızı, sebzelerimizi, etimizi ve çiğ köftenin kendisini koyarak tamamlayıcı ürünü hallettik. Şimdi asıl sos olarak yine çiğ köftenin kendisini kullanıyoruz aslında. Belli miktarda alacağımız çiğ köfteyi yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyla seyreltiyorum. Çiğ köfte belki de ilk defa bir sos olarak kullanılıyor. En azından ben bunu kendi yaptığım menüye uyarladım. Elimde bulunan nar ekşisi ve isotlu bir sosum vardı. Et de kullandım. 2 tatlı kaşığı da bundan ilave ediyorum. Şimdi bu sosa daha öncesinde hazırlamış olduğum salatalık suyum var. Bu salatalık suyunu zeytinyağıyla çektiriyorum. Sadece zeytinyağı ve salatalıktan oluşuyor. Bir de otlardan yaptığımız bir yeşil yağımız var. Bunlarla beraber karıştırarak bir sos elde edeceğim aslında. Şimdi çiğ köftenin kendisini de sos olarak kullandığımız bir ürün. Yani çiğ köfteyi aslında birkaç farklı teknikle tek tabakta birleştirmiş olduk. Çok homojen olmasına ihtiyacım yok. Zaten yağ bazlı bir ürün karışımı oldu aslında. Şimdi karıştırmış olduğum çiğ köfte sosunu servis kabıma alıyorum. Servis kabını aldıktan sonra içine hem görsel olarak karışmayacak şekilde döküyorum salatalık sosumu. Masada bu şekilde servis edilecek çünkü. Son olarak da 7 kule marulu da parçalayıp tabakla beraber kombinlerle servise vereceğiz. Ünlerimizi çekelim. Bu artık işin son kısmı ve süslemesi olarak geçebilir. Burada açıkçası hem göze hem mide hitap etmeye amaçladık. Ve aynı zamanda da yediğimiz çiğ köftenin doğallığını temsil ettiğini düşündüm. Şu şekilde bir sunum gerçekleştiriyoruz. İlk tarifim sunum hazır. Şimdi ikinci tarife geçiyorum. Şimdi çiğ köfte yaptık. Akabinde bir tatlımız var. Güzel bir tatlıyla devam edelim istedim. Kazandibi yapacağız şimdi. Kazandibide şöyle bir püf noktamız var. Nişastasını kendimiz elde ediyoruz. Yine pirinçten. Bir gün önce suda beklettiğim bir pirincim var elimde. Miktarları zaten söyleyeceğim. Önce bunu çekip nişasta elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz nişastayla da kazandibi yapmaya başlayacağız. Ama buradaki ikinci noktamız da şu. Geleneksel tarifi uygulayarak tavuk göğsüyle yapacağız. Haşlanmış bir tavuk etimiz var. Tavuk etini lime lime ince tiftik haline getirip İçinde döve döve, yani yok olacak derecede, hissetmeyeceğimiz derecede bir kıvamı sağlayacak şekilde kaynatma işlemine tabi tutarak kazandibi elde edeceğiz. Önce şu aşamadan gidelim. Burada 2 yemek kaşığı pirincimiz var. Pirinci ortalama 1 su bardağında 1 gece kadar bekletiyoruz. Beklettiğimiz pirincimiz zaten nişastasını salgılıyor.
bu sağladığı nişasteyle beraber çekip yani halk dilinde sübye, miyane gibi tabirleri olan bir sıvı elde edeceğiz. Bu bizim elde ettiğimiz ham el yapımı bir nişastamız olacak. Suda beklemiş pirincimi ilave ediyorum. Bunu bir robottan geçirip pürüzsüz hale getireceğim. Getirdikten sonra süzgeçten geçirip o ham nişastamı elde edip yemekte kullanacağım. Bu nişastanın eskiden yapım tekniği havanda beklemiş pirinci döve döve ve içine su yedire yedire yapmalarıyla elde ediyorlardı. O şekilde elde ettiğimiz bir nişastayı eskide süzgeç kullanılmadığı için tülbentlere asıp elde ettiği yoğun kıvamlı bir nişastanın suyu ve belli miktarda elde kalan ham nişasta ile birleştirip yemeklerde kullanıp yoğunlaştırıcı olarak. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir çekiyorum. Şimdi suda beklemiş pirincimi çektim. Süzdürdükten sonra içinde elde ettiğimiz nişasta ortaya çıkacak. Çekilmiş pirincimizi süzdürüyoruz. Bu elde ettiğimiz bir doğal nişasta. Bununla kazan dibinin muhallebisini yapmaya başlayacağız. Bu şekilde bir kıvam aldırıcı madde sağladık aslında. Şimdi 1 litre kadar sütle belli ölçülerde söylediğim nişastamı kaynatarak işleme başlıyorum. Önce sütümü ve nişastamı kaynatıyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika ile 8 dakika arası litre oranına göre değişiyor. Kaynattığım ürünler yoğunlaşmaya başladıktan sonra ikinci aşamada tiftiklenmiş tavuk göğsünü ilave edeceğim. Şimdi sütümüzü önce ilave edeceğiz. Yaklaşık 1 litre süt bu reçetemiz için yeterlidir. Biraz önce çektiğimiz nişastayı sütle birleştiriyoruz. Ev ortamında bunu yapamıyorsak ortalama 2 yemek kaşığı buğday nişastası bunun telafisi olacaktır. Yavaş yavaş ilave ediyorum ürünümü. Ürünü sürekli karıştırarak işlememiz lazım. Yani ürünün dibinin tutmasına ya da kıvamın gereğinden fazla hızlı yoğunlaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Çok yoğun bir ısıya tabi tutmuyoruz. Ürün kontrolü gitmek zorunda. Altı tutmamalı. Tuttuktan sonra yoğun topaklı bir kıvam elde ederiz. Bu istemediğimiz bir unsurdur. Şimdi ortalama 8-10 dakika kadar nişasta ile beraber ürünü kaynattıktan sonra tavuk göğsünü ilave edeceğiz. Ürünüm belirli miktarda yoğunlaştı. Bu yoğunlaşan ürünün altına bir miktar kısıyorum şu an. Kıstıktan sonra hızlı davranmam lazım. Çünkü topaklanmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Elimde haşladığım bir tavuğum var. Tavuğu tiftikleyerek devam ediyorum işlemime. Ortalama bir tavuk göğsünün 3'te 1'i bizim için bu reçete yeterli olacaktır. Şimdi burada tavuk göğsünü yıpratmadan uzun ince lif lif olarak tiftiklememiz gerekiyor. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Tiftiklediğimiz tavuk göğsünü eğer bu şekilde bir tiftikleme yani boş bir tiftiklemeye tabi tutarsak hem istediğimiz kalınlığı ya da inceliği elde edemiyoruz hem de ürünümüz zarar görüyor. Ama bu tavuk göğsünü belirli miktarda bir suyun içine koyduğumuz zaman tiftiklediğimiz tavuk göğüsleri suda zaten kendilerini salmaya devam ediyor. Bu şekilde daha da lif kıvamında bir tavuk göğsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi tavuklarımızı uzun süre tiftikledik. Tiftiklediğimiz tavuğumuzu suyun içinde iyice açarak daha küçük hale, daha ince hale gelmesini sağladık. Şimdi elde ettiğimiz tavuğu hem suyundan arındırarak ama bir o kadar da çok fazla ezmeden narin bir şekilde yoğunlaşmış muhallebimizin içine ilave edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir noktamız daha var. Muhallebimizin içindeki çırpma telini alıp çırpma teli kullanmanızı önermiyorum çünkü
Belirli bir miktardan sonra tavuk çırpma teline dolanıyor ve istediğimiz şekilde kıvam almadan, içinde karışım olmasına izin vermeden topaklanma oluşturuyor. Bir spatula, bir tahta kaşık yardımıyla ürünü eze eze, yedire yedire altını açıp bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle, aslında mantalitesi aynı, tavuk göğsüyle aynı mantaliteye sahip bir ürün. Kazan dibinin mantığı dibini tutması. Kazan dibinde şöyle bir unsur da var, önemli olan sadece tepside yanması değil. Benim görüşüm ve benim önerdiğim kazan dibi ya da benim yapmayı sevdiğim kazan dibi muhallebi halindeyken de ürünün rengine, dokusuna, kıvamına zarar vermeyecek şekilde dibinin tutturularak işlenmeye devam etmesi. Ortalama bir 10 dakika kadar daha ürünü yedire yedire döve döve pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi ürünümüz tavukla beraber 10 dakika kadar iyice pişti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde muhallebi yapılırken sütten sonra şeker ilave edilen bir faktör. Ama tavuk göğsünde göğsü ekleyip de şekeri sonra eklememiz daha uygun bir teknik oluyor. Bunun sebebi de şu. Şekeri önce ekleyip tavuğu sonra eklediğimiz zaman şekerin kristallenmesi tam istediğimiz miktarda erimezse tavuk göğsüne yapışıp tavuk göğsünün içinde erimesinin önüne geçiyor. Daha çıtır bir tavuk göğsü elde ediyoruz. Bizim amacımız burada lif lif bir doku vermesi ve ürünün kıvamını desteklemesi. Bu yüzden şekeri bir sonraki aşamada ilave ediyoruz. Şimdi de şeker ilave edip yaklaşık bir 7-8 dakika kadar da şekerin içinde yoğunlaşıp içine karışması ve erimesini sağlayacağız. Ortalama bu reçeteye 6 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Şimdi muhallebimiz hazır. Düz bir baklava tepsisiyle beraber muhallebimizi yakma işlemine devam edeceğiz. Belirli miktarda tepsinizi önceden ısıtmakta fayda var. Çünkü döktüğümüz muhallebi direkt tepkimeye girmesi lazım. Düz bir tepsi seçmemiz bizim için önemli. Dökeceğimiz muhallebinin yanıklığını istediğimiz şekilde oynatabiliriz. Bu şekilde oranını, kıvamını, dokusunu da oynatmamız ve kontrol etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi tepsi ısındıktan sonra muhallebi ilave edeceğiz. Zaten genel bir ısınma şeyi vardır. Elinizi yaklaştırdıktan sonra ortalama 5 ile 7 saniye arası saydığınızda yüksek bir sıcaklık hissediyorsanız tepsi ısınmıştır ve bizim için şu an yeterli sonucu da verecektir. Şimdi muhallebimi yavaş yavaş dökerek devam edeceğim. Bu şekilde de katmanımı, yani ilk o kazan dibinin altındaki yanık katmanı elde edeceğim. Herhangi bir şey koymuyoruz. Çünkü muhallebinin direkt yanmasını istiyoruz. Şimdi bunun aslında altında şöyle bir şey var. Yani biz kendi kültürümüzde kazan dibini çok kullanan bir milletiz. Eskiden beri bize ait olan bir tatlı sözde. Yani bildiğim kadarıyla Türklere ait bir tatlı. Ürünümüzü muhallebi karamel dokusuna, yani karamelize kıvamı gelesiye kadar yakmaya devam ettim ve tepside bir tabaka oluşturdum. Ya aslında şöyle bir şey var. Türklerin en sevdiği tatlılardan biri kazan dibi. Ama geçmişine baktığımızda kazan dibinin dayandığı nokta daha Bizanslara kadar gidiyor. Yani birçok farklı rivayet var. Belki de benim en benimsediğim rivayet, belli başlı bir tören alanında yapılan bir muhallebi tatlısının ocakta unutulmasıyla çıktığı söylenmesi. Bu çok klişe bir şey ama bir o kadar da akla mantığa uygun ve komik bir hikayeye dayanıyor. Şimdi benim yaptığım bu reçetede püf noktamız da şu. Kazan dibinin tabandaki yanıklığı elde ettikten sonra üste kalan karamelize muhallebiye ihtiyacım var. Çünkü ben bunu servis tabağında da kullanıyorum. Altını hafif kapatmamızda fayda var. Çünkü yanma sürecini kaçırmak istemiyorum. Elde ettiğim karamelizeşmiş muhallebiyi belirli miktarına ayırıp daha sonra servis tabağında tekrar kullanacağım. Bu normal kazan dibinden benim yaptığım bu reçeteyi ayıran bir püf nokta aslında. Şimdi kazan dibini
tabanını oluşturduk. İstediğimiz yanık dokuyu aldık. Ve reçetede kullanmak için ayırdığımız yanık bir muhallebi haricinde tepsimizi tekrar ocağa alıyoruz. Yüksek ateşte kalan muhallebimizde oluşan tabakanın üzerine bocalıyoruz. Komple ürünler yerine yayılacak şekilde döküyorum. Şimdi burada biraz hızlı olmakta fayda var. Elde ettiğimiz muhallebiyi iyice yaydırıyoruz. Oluşan tabakanın üzerinde ikinci bir tabaka kısmı olmasını sağlıyoruz. Püf nokta biraz da burada sert davranmamız gerekiyor ürüne. Çünkü ürünü vura vura oturmasını, yani tabakayla birleşmesini sağlıyoruz. Şimdi ürünümüz hazır. Ürünü önce oda ısısında yaklaşık olarak 1 saat dinlendiriyoruz. Daha sonra mümkünse 6 ile 8 saat arası dolapta soğutarak dinlendireceğiz, bekleteceğiz. Akabinde de servis edeceğiz. Servisimiz biraz daha farklı olacak. Şimdi soğumuş ve dinlenmiş kazan dibimizi önce servis edeceğimiz şekilde dilimliyoruz. Şimdi dilimlediğimiz kazan dibiye ilk başta yaptığımız tepside sıyırdığımız bir yanık muhallebi vardı. Bu muhallebiyi ben kazan dibin içinde ayrı bir acımsı ve acı tatlı, daha doğrusu dokuyu sağlaması için istiyorum. Bunu ilave ediyoruz içine. Yapacağımız tabakta kazan dibinin 3 tane farklı prosesini işleyeceğiz. Tabaklarken anlatacağım o kısmı da şimdi söyleyeceğim. Şimdi ıslattığımız spatula ile beraber işlem yaparsak daha sağlıklı olacak. Çünkü dibinde bir muhallebi yanığı var, tabakası var. Bu tabakayı kaldırmak için de ıslatılmış spatula çok daha iyi bir sonuç verecektir. Şimdi ben bu kazan dibiyi kendi yapacağım tabağın proporsiyonuna göre dilimleyeceğim aslında. Benim için şu kadarlık bir miktar tabağımdaki servis için yeterli olacaktır. Şimdi ürünümü bu şekilde bırakıyorum. Ürünümün yanık dokusunun ön planda olmasını istiyorum. Zaten ben burada kazan dibi yaparken ürünün 3 farklı prosesini işliyorum. Kazan dibinin kendisi, içindeki yanık muhallebisi, yanık muhallebisini fırında ince bir tepsi üzerine sürüp uzun bir süre düşük ısıda kurutmaya bırakıyoruz. Üstüne de bir kazan dibinin kendi 3. hali olarak çıtırını ilave edeceğiz. Kazan dibi eşleştirdiğimiz üründe boza oldu. Normalde ekşi bozanın oranını, şeker oranını biraz daha dengeleyip kazan dibiyle eşleştirdik. Boza, Türk kahvesi ve kazan dibiyle beraber kazan dibi çıtır olmak üzere servis edeceğiz. Çiğ köftemiz hazır, kazan dibimizi hazırladık. Şimdi son dokunuşlar için masaya geçelim. Farklı lezzetler denemek benim için farklı yerler keşfetmek gibi. Bilinmeyen tatların, daha önce deneyimlenmemiş lezzetlerin misafirlerimizin yüzünde bıraktığı tebessümü başarının sırrı olarak tanımlayabilirim. Lise yıllarında başladığım bu yolculuk, her gün yeni bir şeyler öğrenerek, gelişerek, hiç bitmeyecek bir serüven olarak devam ediyor.